Evet, şimdi değerli izleyiciler, ben hemen hatırlatayım size. Bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan, fiili başkomutanı olan Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri olmaktan yargılandı, mahkum edildi, hapse atıldı ya. Daha yeni yazdım terörle mücadelede. Birkaç gündür bu terör benim çok durdurmak için çok karşı olduğum bir insanlık suçu saydığım bir şeydir. Savaş gibidir benim için terör. Ondan uğraşıyorum. Birkaç gündür de onu yazıyı yazıyorum. Onun şeylerinden nasıl bugünlere geldik, yapılan hatalar derken gene zikrettim. Yahu Genelkurmay Başkanı'nı sen terör örgütü lideri olmaktan suçlayıp, yargılayıp, mahkum edip hapse atmış bir ülkedesin. Ey vatandaş, ey bizi izleyen arkadaş. Bunun bilincine var. Ve bu öyle FETÖ METÖ deyip işin içinden sıyrılacak bir şey değil. Arkasında siyasal iktidar olmasa FETÖ ne yapabilir? Hangi cemaat veya hangi tarikat arkasında siyasal iktidar olmadan güçlenmiş de bilmem adalete çöreklenebilmiş veya böyle karakuşi kararlar verebilmiş, mahvetmiş orduyu? Genelkurmay Başkanı'na terörist lideri suçlaması yapan ve ondan mahkum eden bir ülkede yaşıyoruz yahu. Yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Gelecek kuşaklar dehşetle izleyecekler bugünlerin siyasal tarihini. Dehşetle. Şimdi buradan hareketle ben size bir takım isimler okuyayım. Ve arkadan bir soru soracağım. Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Cavit Orhan Tütengil. Benim çok sevgili dostum, benden kıdemli hocam diyeyim. Öğrencisi olmadım ama. Sevgili dostum, Hacettepe Üniversitesi'nden benim oda arkadaşım, komşum, doçent doktor Bedrettin Cömert, sanat tarihi doçenti. Çok sevgili dostum Uğur Mumcu. Ahmet Taner Kışlalı. Karşılıklı odalarda çalıştığımız dostum, arkadaşım, profesör. Muammer Aksoy. Bak o hocam. Mülkiye'den hocam. Çetin Emeç. O da profesör, evet. Park profesör. Çetin Emeç, Hürriyet'ten beraber çalıştığımız çok yurtsever bir çocuktu. Soru. Bu kahraman, yurtsever, Atatürkçü, ortak özellikleri Atatürkçülük olan, demokrasiyi savunmak olan bu bilim insanlarını, bu yurtsever kişileri Mertçe mi katlettiler? Bunların katilleri Mert miydi? Ya, akıl almaz bir konuşmadır Meral Akşener'in yaptığı. Diyor ki, eskiden diyor cinayetler diyor mertçe işlenirdi. Şimdi onu bile yapamıyorlar diyor. Sokak çetelerine, torbacılara diyor öldürtüyorlar. Daha korkunç bir şey. O torbacı, o cinayeti işleyen torbacı zaten mesleğinin, kimliğinin, kişiliksizliğinin, ihanetinin gereklerini yerine getiriyor. Ya Ali Günday'ı öldüren, Bedrettin Cömert'i öldüren, Cavit Orhan Tütengil'i öldüren, Uğur Mumcu'yu öldüren, torbacı morbacı olmayan Türkiye'yi bugünlere, bilerek söylüyorum, bizleri katlederek getirdiler. Türkiye'yi bugünlere bizleri katlederek getirdiler. Ha şimdi çıkıp diyor ki bir politikacı, bir parti lideri mertçe diyor cinayet. Mertçe işlenirdi. Adını verelim hocam, Meral Akşener. Ben de duracağım üzerinde. Sivas'ta yaptığı bir konuşma. Dehşet verici bir şey. Evet. Yani değerli izleyiciler, o kadar kabus gibi günler yaşıyoruz ki. Genelkurmay Başkanımız terör örgütü lideri olmaktan yargılanıp, suçlanıp hapse atılıyor. Haince öldürülen Türkiye'yi gericilerin iktidarına mahkum etmek için kamuoyu liderlerini, Atatürkçü kamuoyu liderlerini, gazetecileri Çetin Emeç gibi, Uğur Mumcu gibi
bilim insanlarını Cavit Orhan Tütengil gibi, Bedrettin Cömert gibi öldüren katillere mert denmeye başlanabiliyor. Dehşet verici bir şey. Dehşet verici bir şey. Al. Değerli seyirciler, bugün Sayın Emre Kongar'ın bir yazısı var. Yani gazeteyi, basılı gazeteyi alamadıysanız bence internet üzerinden mutlaka okuyun. Terörün ilacı nedir? Başlıklı değil mi hocam? Başlığı evet, oldu galiba. Evet. Madde madde de anlatıyor. Yani terör düşük yoğunluklu bir savaştır diyor ve tıpkı siyasetin başka araçlarla devamıysa eğer savaş, terör de yine başka araçlarla devamıdır diye de devam ediyor maddeler halinde. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Doğru. Bunlar önemli saptamalar. Hocam Meral Akşener bir başka şey daha söylüyor. Ona da bir cevap verir misiniz? Bunlar bilmiyor falan diyor. Şeriat İslam'dır diyor. Şeriata karşı çıkınca İslam'a karşı çıkmak. Karşı çıktıklarının farkında değiller diyor. Öyle mi hocam? Şimdi şeriatçılara göre öyledir. Şimdi şeriatçılara göre bunu Mesut Yılmaz da... Şeriatçıların iddiası evet. Mesut Yılmaz da aynı şeyi söyledi. Mesut Yılmaz da zamanında aynı şeyi söyledi. Şeriat aslında ilkeler demek. Kurallar demek, kurallar. Kurallar demek. Şeriat demek, kurallar demek. Şeriatçılık, İslam kuralları demek. Şimdi İslam kurallarının 3 tane kaynağı var. Esas Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim. O kadar. Ondan sonra gelen alimlerin, daha doğrusu ondan sonra gelen önce Hazreti Peygamber'in sünneti. Sünneti yani hadisleri ve eylemleri, sözleri ve eylemleri. Yani Kur'an-ı Kerim artı Hazreti Peygamber'in yaptıkları ve söyledikleri. Sonra da alimlerin işte ne kadar günümüze gerçek geldiği, doğru geldiği tartışmalı olan yargıları diyelim. Bütün bunların toplamından da üstelik sonra Osmanlı kendi hiç dinle ilgisi olmayan yasalar koyup örfi hukuk o, şer'i hukuk birincisi, örfi hukuk öbürü bir mecelle yapıyor. Şeriat bu. Şeriat hükümler, kurallar. Siz bunun kaynağını eğer İslam diye alıyorsanız ve bedeni bunların hukuku... Bunların önemli bir kısmı da Emeviler tarafından. Tabii. Muaviye tarafı. Esas oraya hiç gelmedim. Bir de dördüncü mesele var. Yani ne Kur'an'da olan, ne Hazreti Peygamber'in hadis veya sünneti olan, ne bu Buhari'nin filan işte çok ünlü şeylerin, yorumcuların sözleri olan ama Muaviye'den itibaren dini siyasette alet edenlerin yaptıklarından kaynaklanan bir sürü saçma sapan. Şimdi saymaya kalksam şaşıracaksınız. Yani çok doğru hocam, çok haklısınız. Ekleyecekleriniz varsa buyurun. Yok ya, bu kadar, bu kadar. Şeriat işte. Değerli seyirciler, Meral Akşener'in bu konuyu hiç bilmediği, şeriat eşittir